Merhaba sevgili izleyiciler, Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın yani 2. yarının ilk haftasının maç değerlendirmesini yapacağım videolarla sizlerle birlikteyim. Maçlarla ilgili değerlendirmelere geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da yine memnun olurum. Tabii ki 2 haftalık bir aranın arkasından TEF 1. Lig yarın oynanacak. Sakaryaspor Göztepe maçıyla başlıyor. Bu arada hemen şu konuya da bir de hemen değinmem gerekiyor tabii ki de. Tüm Müslüman aleminin Recep Kandil'e de mübarek olsun diyerekten hemen başlayalım. Sakaryaspor Göztepe yarın akşam karşı karşıya gelecekler. Sakarya'da iki kardeş kulübün maçı olacak. Ligin ilk yarısındaki videomun başlangıcında da dile getirmiştim. 2 senedir bu takımlar yani Sakaryaspor ve Göztepe ligin ilk haftasında karşılaşıyorlar. Yine ikinci yarının ilk haftasında bu kez Sakarya'da karşı karşıya gelecekler. Tabii iki takım da yani özellikle Göztepe devre arasında takviyeler yaptı. 2 tane takviye yaptılar. 3. takviyede tabii son çekmiş olduğum transfer değerlendirmesi videomda Kenny Bandırma Spor'la anlaştı diye bir haberler çıkmıştı ama Onur Göçmez transferi son anda iptal etti. Ve Kenny'nin Göztepe ile anlaştığına dair haberler çıkıyor ama daha henüz daha resmileşmediği için o konu hakkında bir şey söylemeyeceğim. Bunun dışında Lundqvist ve Heliton transferlerini gerçekleştirdiği Göztepe. Stoper hattına Heliton geldi. 10 numara pozisyonunda Lundqvist geldi. Bu iki futbolcu ile ilgili değerlendirmelerimi de zaten bir önceki videoda gerçekleştirmiştim. Tabii bu arada Ali Deri ayrıldı Göztepe'de. Orada İsmail Köybaşı var. Yani çok sıkıntı yaşayacağı bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Yunus Emre Gedik de var zaten Göztepe'de. O noktada çok da bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Ali Deri'nin ayrılması konusunda Göztepe'nin. Bu karşılaşmayla ilgili düşüncem de bu arada Sakaryaspor'da da Dimitrov takıma katıldı dün itibariyle. Yani o da eski geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında yine Sakaryaspor'da yer almıştı. Eski oyuncularını transfer ettiler. Yani Dimitrov hem sağ kanatta hem sol kanatta oynayabilme özelliğine sahip. Yani yetenek olarak yetenekleri kısıtlı ama yani ceza alanı içerisinde sürpriz forvet arkası golcüsü gibi goller atabilen bir oyuncu. O yüzden yetenekleri kısıtlı da olsa oyunu karıştırma anlamında, hamle oyuncusu anlamında önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Dimitrov'un. İyi bir takviye olduğunu düşünüyorum Sakaryaspor tarafında. Bu maçla ilgili de net bir şekilde şu kazanır bu kazanır diyemeyeceğim. Çünkü D2 formda olan takımı yani ligin ilk yarısının sonunu iyi getiren iki takım mücadelesi. Tuncay Şanlı yani özellikle mükemmel bir etki yarattı Sakaryaspor'un başına geçtikten sonra. Keza Stelov Göztepe'nin başına geçtikten sonra orada da çok büyük bir etki oldu. İki formda takımın mücadelesi olacak. Ben bu maçta karşılıklı gol var seçeneğinin ön planda olacağını düşünüyorum. Her iki takımın da birbirlerine gol atacağı kanaatindeyim. Diğer bir maça geçelim. Bandırma Spor, Erzurum Spor. Bandırma Spor, tabii ki Erzurum Spor'da ilgili hemen şunu söylemem gerekiyor. Erzurum Spor'da transfer tahtası kapalı ama transfer tahtasını açmak için yoğun bir çaba var Erzurum'da. Bakalım, umarım o karşılığını bulur ve Erzurum Spor uzun bir aradan sonra transfer tahtasını açıp yani artık bir ligi renk katacak bir noktada transferler gerçekleştirebilir. Bandırma Spor'da ise biliyorsunuz takviye olarak Ford takviyesi geldi 10 numara pozisyonuna. Novarane Ford yani onunla ilgili düşüncelerimi de bir önceki videoda dile getirmiştim. Bu maçla ilgili de net maçla ilgili düşüncem Bandırma Spor'un bu maçı rahat bir şekilde kazanacağı noktasında. Tabii ki Hüseyin Eroğlu takım başına geldi Bandırma Spor'da. Hüseyin Hoca da yani onun Bandırma Spor dönemini özellikle takip edeceğim. Çünkü geçtiğimiz sezon yani geçtiğimiz sezonlarda TEF 1. Lig'de başarılı olmuş teknik direktörlerin bu sezon tekrar TEF 1. Lig'de başka takımların başına geçtiği zaman çok aynı başarıyı tekrarladığını göremedik. İşte bunlardan birisi Osman Zeki Korkmaz Manisa Futbol Kulübü'ne geldi. Başarısız oldu. Keza Osman Özköylü Manisa Futbol Kulübü'ne geldi. Yine başarısız oldu. Hüseyin Eroğlu bakalım. Geçtiğimiz sezonun Samsun Spor Süper Lig'e çıkartan Hüseyin Hoca bu kez Bandırma'da aynı başarıyı gösterebilecek mi? Hüseyin Hoca'nın Bandırma Spor'unu da takip edeceğim takımlardan birisi. Bu maçta ise Bandırma Spor'un galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Bandırma'da oynayacak mücadeleyle. Diğer bir maça geçelim. Bodrum Futbol Kulübü Giresun Spor maçı. Bodrum Futbol Kulübü şimdi bu nokta Bodrum Futbol Kulübü ile Giresun Spor maçına geçmeden önce bugün itibariyle bir kural değişikliğine gidildi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Geçtiğimiz sezondan itibaren yabancı oyuncu sayısı kısıtlanacak. Yani biliyorsunuz 8 yabancı ile oynanıyor TEF 1. Lig. Kademeli olarak düşürülmeye başlanacak.
6'ya düşürülecek gibi durumlar söz konusu. Şimdi bu noktada Bodrum Futbol Kulübü'nün devre arasında öyle takviyeler yaptı ki Bodrum Futbol Kulübü geleceğe öngören bir transfer politikası yapmış gibi oldu. 4 tane takviye yaptılar. Kaleci Kerem Ersu var. Ahmet Aslan, Furkan Apaydın ve Eray Akar. 4 tane genç oyuncu. 20, 21-22 yaşlarındaki 4 tane oyuncuyu takviye yaptı Bodrum Futbol Kulübü. Ve özellikle Ahmet Aslan, yani devre arasında Buca Spor'dan geldi ve orada da önemli bir katkı ortaya koymuştu. Önemli bir takviye. Furkan Apaydın'ı da keza Nazilli Belediyespor'dan. O da çok önemli bir oyuncu. Yani ligin ilk yarısında Nazilli'de bir stoper olarak 4 gol atması. O noktada tabii ki Çeluska, Süleyman Özdemar, Ali Aytemur üçlüsünün arasında Furkan forma şansı verecek. Bence Furkan Bodrum Futbol Kulübü'nde direkt oynatacaktır. Ben onu İsmet Hoca'nın direkt oynatacağını düşünüyorum. Ve Furkan 1-2 sezon içerisinde de Süper Lig yapabilir. Takip ettiğim oyunculardan birisi olacak Furkan Apaydın'da. Diğer bir, bu maçla ilgili net görüşüm de tabii ki biliyorsunuz Giresunspor'da 2 tane yabancı oyuncu vardı. Onlar da takımdan ayrıldı. Savicevic ile Kuvas da takımdan ayrıldı. Giresunspor artık yani ligin ikinci yarısını formalite icabı oynayacaklar ve büyük ihtimalle ligden düşecekler. Bu maçta net bir şekilde handikaplı Bodrumspor galibiyeti bekliyorum. Diğer bir maça geçelim. Adanaspor Bolu Spor maçına. Yani Bolu Spor kendini ateşe atma noktasında hareketler yapıyor. Adanaspor'da zaten Adanaspor yani ligin sonunu iyi getiren takımlardan birisi oldu. Ligin sonunda sürpriz galibiyetler elde etti. Ligin ilk yarısında da bu maç, ligin ilk yarısındaki ilk maçta Adanaspor Bolu'yu deplasmanda mağlup etmişti. Bu kez Adanaspor'da kendi sahasında oynayacak, Adana'da oynayacak maç. Yani umarım Adana'da oynanır çünkü ligin ilk yarısının sonlarında Adanaspor İstanbul'da bir maçını oynamıştı. Bu maçta Adana'da oynanacak diye biliyorum ama yine de teyit etmekte fayda var. Adanaspor Bolu Spor maçı. Bolu'da Landel takımından ayrıldı. Takımın en önemli oyuncusuydu. Ligin ilk yarısında Bolu Spor'un yani bu şu anda an itibariyle Bolu Spor'un 22 puanı varsa bunda Landel'in çok büyük katkısı vardı. Landel'in takımından ayrılması orası için çok büyük bir kayıp oldu. Tabii takviyeler oldu. Abramovski geldi. Onun dışında forvete Vusal İskenderli geldi. Keçiören Gücü'nden hatırlıyoruz. Onun dışında yine Anıl Koç geldi. Eski oyuncuları geldi. Turhan Çiçek geldi. Yani bu kadar takviye yapıldı ama bence bu kabuk değişimine gerek var mıydı? Emin değilim. Yani Bolu Spor'da Landel ne yapılıp tutulması gerekiyordu? Landel'in kaybı Bolu Spor için çok büyük kayıp. Ben Bolu Spor'un Landel'in kaybı için en az 3-4 takviye daha yapması gerektiğini düşünüyorum. Forvet bölgesinde zaten bir takviye yapılması düşünülüyor şu anda. Vusal İskender'le dışında bir tane daha oraya santrafor takviyesi yapılacak ama orta sahada net 2 tane daha oyuncu takviyesi yapılması gerekiyor Bolu Spor takımında. Bu maçla ilgili düşüncem de Adana Spor'da zaten daha şu ana kadar resmi bir transfer açıklanmadı. Orası için de zaten demiştim yani devre arasında 7-8 tane takviye lazım diye. Ama orada da bir takviye gerçekleşmedi. Adana Spor beni maç tahminlerimde yanıltan takımlardan birisi. Bu maçla ilgili düşüncem, ya bu maçın ben alt bitme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani 2.5 gol 6 olur bu maç. Kim kazanır? Net bir fikrim yok. Ama beraberliğe yakın, yani 0-0 ve 1-1'e yakın bir maç gibi de görünüyor Adana Spor Bolu Spor maçı. Diğer bir maça geçelim. Eyüp Spor Keçiören Gücü. Eyüp Spor Sinan Gümüş takviyesinde bulundu devre arasında. Keçiören Gücü ise yani garip takviyeler yaptı. Önemli oyuncularını gönderip garip garip futbolcular aldı. Ahmet Kesim alındı. Mesela Ahmet Kesim neden alındı? Hiç anlam veremedim takviyelerden birisi. Selim Ilgaz zaten hani yani aklı olan bir takım Selim Ilgaz'ı neden alır? Anlam veremedim. Selim Ilgaz transferini de çok yanlış buluyorum. Ve en son Alihan Kubelas Kocaeli Spor'dan geldi. Kocaeli Spor'da süre alamamıştı Alihan. Keçiören Gücü'ne geldi. Ben Keçiören Gücü'nü ligin ikinci yarısı itibariyle şu anda an itibariyle Keçiören Gücü 13. sırada ve 19 puanda ama ben Keçiören Gücü'nün ligin ikinci yarısında ligde kalma mücadelesi vereceğini düşünüyorum. Orada Tuzla Spor ve Şanlıurfa Spor'un zaten bir hamle yapacak gerçek yani devre arası takviyelerinden sonra. Yani o noktada Keçiören Gücü ligden düşen takım noktasına doğru gidebilir. Adana Spor ve
Keçiören Gücü orada tehlike yaşayabilir. Erzurum'un da tabii ki transfer tahtasının açılıp açılmama durumu henüz daha netlik kazanmadı. O yüzden Keçiören Gücü bence kendi ayağına sıktı. Erkam Reşmenleri göndermesi, yine işte bir önemli oyuncularını kaybettiler. Bu kayıplar olumsuz anlamda geri dönebilir Keçiören Gücü'ne. Diğer bir maça geçelim. Pazar gününün maçlarına. Manisa Futbol Kulübü Kocaeli Spor. Yani ligin ilk yarısının en beklentilerin altında kalan takımıyla ligin ilk yarısını son haftaki yaşamış olduğu Sakarya derbisindeki mağlubiyetine rağmen iyi tamamlayan Kocaeli Spor'un mücadelesi. Biliyorsunuz Kocaeli Spor ligin ilk yarısındaki ilk maçta kendisi aslında Manisa Futbol Kulübü'ne yenilerek lige başlamıştı ve hani taraftarına o noktada bir hayal kırıklığı yaratmıştı ama sonrasında iyi toparladılar Ertuğrul Sağlam yönetiminde. Bu kez karşılarında Manisa Futbol Kulübü olacak. Manisa Futbol Kulübü devre arasında önemli takviyeler yaptı. Özellikle iki tane oyuncu geldi ki Çaykur Rizespor'dan John Mary ve Albert Koç. Geçtiğimiz sezon özellikle John Mary'nin ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e çıkma serüveninde önemli katkısı olduğunu da dile getirmem gerekiyor. Yani bu takviyelerle ben Manisa Futbol Kulübü'nün biraz daha güçlendiğini düşünüyorum. John Mary, Sandro Lima zaten forvette tekti. O noktada John Mary'nin gelmiş olması Manisa Futbol Kulübü'nü biraz hücum hattı anlamında güçlendirdi. Sol bekte de Oğuzhan Berber gönderildi. Oğuzhan Berber zaten esas itibariyle bir sol bek değildi ama sol bek oynatıyorlardı onu. O noktaya takviye olarak Albert Koç geldi. O da Çaykur Rizespor'dan geçen yıl yine dediğim gibi Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan oyunculardan birisiydi. Ben Manisa Futbol Kulübü'nün ligin ikinci yarısına sıçrama yapacağını düşünüyorum. Ve bu sıçramanın da ben Kocaeli Spor maçıyla başlayacağını düşünüyorum. Kocaeli Spor devre arası transferlerinde geç kaldı. Birçok oyuncunun ismi daha geçiyor ama Engin Başkan 8 numara takviyesinde bence geç kaldı. Ve bu maçta ben galibiyete yakın olan tarafın Manisa Futbol Kulübü olacağı kanaatindeyim. Manisa Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u maçta mağlup eder diye düşünüyorum. Diğer bir maça geçelim. Çorum Futbol Kulübü Tuzla Spor. Yani Çorum Futbol Kulübü beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben devre arasında takviyeler bekliyordum Çorum Futbol Kulübü'nden ama henüz daha transferde çok sessiz kaldılar. İki oyuncularını ayrıldılar. Hani Murat Yıldırım ayrıldı. Zaten hani takımda yani yönetimde de olan isimlerden birisiydi. Diğer taraftan ise işte Berkay Can Değirmencioğlu ayrıldı. O da Ahmet Spor'a gitti. Berkay zaten çok süre alamıyordu ligin ilk yarısında ama Murat dönem dönem oynuyordu. Çorum Futbol Kulübü'nün net bir şekilde transferler yapması gerekiyor. Bu kadroyla ligin ikinci yarısına giderse playoff potası içerisinde yer alabilir ama şampiyonluğu zorlaması çok zor görünüyor. Çünkü devre arasında diğer takımlarda takviyeler yaptılar. Çorum Futbol Kulübü'nün mutlaka takviye yapması gerekiyor. Tuzla Spor'da ise Enzo Zimata, James Adine gibi oyuncularla yollar ayrıldıktan sonra o noktaya önemli bir oyuncu geldi. Embula takviyesi geldi. Ben Tuzla Spor'un İyi bir takım olduğunu, ligin ikinci yarısında ligde kalmak için sıçrama yapacağını düşünüyorum ama o sıçramanın bu maç olduğunu düşünmüyorum. Bu maçta galibiyete yakın olan taraftan Çorum Futbol Kulübü olacağı kanaatindeyim. Diğer bir maça geçelim. Ümraniye Spor Gençler Birliği. Ümraniye Spor Gençler Birliği maçında da Ümraniye güç kaybetmeye devam ediyor. Takımdan Bregu da ayrıldı. Yunan futbolcu Korbelis de ayrıldı. Yani takımın ligin ilk yarısında hani Bregu'dan bu sezon çok fazla katkı alamadılar ama Korbelis iyi bir futbolcuydu. Ondan önemli dönem dönem iyi katkılar da almışlardı. Bu takımın net bir şekilde santrafora ihtiyacı var. Defalarca dile getirdim. Hatta ben şöyle söyleyeyim yani şu anda Süper Lig'de Pendik Spor, Kayseri Spor'dan Mamet Yam'ı transfer etmişken ben bir önceki videomda da dile getirmiştim. Ümraniye Spor için de bunu dile getirmem gerekiyor. Ümraniye Spor ya da Kocaeli Spor'un bir hamle yapması için santrafor pozisyonuna mutlaka mutlaka Emeka Eze'yi gündemlerine alması gerekiyor. Ben Emeka Eze'nin devre arasında Tefe 1. Lig'deki bir takıma döneceğini kanaatindeyim. Mamet Yam'ın Pendik Spor'a geldikten sonra bu takımlarda Kocaeli Spor ya da Ümraniye Spor ikisinden birisi olabilir. Ümraniye Spor Gençler Birliği maçında Gençler Birliği tabii ki iki takviye gerçekleştirdi. A. Osman geldi. A. Osman'dan sonra Oğuzhan Berber de buraya geldi. Yani nispeten biraz güç topladı Gençler Birliği ama Gençler Birliği'nin de ben Yatabare ile birlikte oraya bir tane daha santrafor takviyesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Oltan Karakullukçu ile lig sonuna kadar playoff potası içerisinde kalabilirler mi? Çok emin değilim. Ama her şeye rağmen bu maçta galibiyete yakın olan tarafın Gençler Birliği olacak kanaatindeyim. Diğer bir maça geçelim. Altay Şanlıurfa Spor maçı. Yani duygusal bir
maç olacak. Altay Şanlıurfa Spor maçı. Yıllarca 3 kez gol krallığı yaşayan Altay'da Marco Paixão Altay'dan ayrıldı. Devre arasında Şanlıurfa Spor'a gitti ve İzmir'e bu kez farklı bir formayla gelecek olan Marco Paixão Altay deplasmanına çıkacak. Altay tribünler açısından da duygusal bir maç olacak. Tabii ki Altay ligin ilk yarısında sonunda 2 galibiyetle bitirdi. Onlar için ligin ikinci yarısını umut taşımak anlamında önemli galibiyetlerdi ama Paixão'nun da ayrılmış olması o noktada artık Deniz Kadah'a çok büyük hücum hattında sorumluluk düşme noktasına gelecek ama Deniz de genç bir oyuncu değil. 36-37 yaşında. Yani Altay üzülüyorum. Yani bu kadar köklü bir camianın bu noktalara gelmesine ama yapacak bir şey yok. Şanlıurfa Spor'da ligin devrasında önemli takviyelerde bulundu. İşte Dinenk geldi, Paixão geldi, Landel geldi. Ben bu takviyelerle Şanlıurfa Spor'un bu maçı rahat kazanacağı kanaatindeyim. Ve bu galibiyetle de üst sıralara yükselme anlamında Şanlıurfa Spor'un bir öne geçeceği kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.